Ozan, senin eğlence anlayışın gerçekten bu mu ya? Z kalite bir korku filmi mi? Tamam Ozan, gerçekten kapat şunu, ben rahatsız oldum ya. Zevkle. Doğruluk mu cesaret mi oynayalım dedim, burun kıvırdınız. Şimdi ben ne yapabilirim ki? Mesela daha yaratıcı, daha eğlenceli fikirler bulmaya ne dersin Ozancığım? Hmm. Tabii siz benim çok pis şeyler yaptıracağımdan korktunuz değil mi? Aman, gören de senin dürüstlük abidesi zanneder. Evet, öyleyim. İstediğinizi de sorabilirsiniz. Tamam o zaman. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. O zaman Melisa'ya aşık mısın? Evet. Hadi cevap ver. Hadi. Vazgeçmediysen mekan burası. Tamam. Ne kadar garip değil mi? Böyle birdenbire her şeyini kaybedebiliyorsun. Evini. Aminim. Yok be. Daha neler ya. Benim abim öyle Azrail'e falan popuç bırakır mı anasını satayım. Hatta var ya, popucunu çıkarır kendisi direkt Azrail'i kovalardı. Oğlum ama yine de ben var ya çok korktum ya. Yemin ederim hayatımı bu kadar tırsıtımı hatırlamıyorum ben. Hiçbir şey yapamam ben, olmaz. Hiçbir şey olmadı. Ne oldu ki? Yapma böyle. Seni böyle görmeye alışık değiliz ha. Tamam. Vallahi baban da gerçekten esaslı adammış ha. Ne çektim belli oldu. Vallahi onun tırnağı olsam yeter bana. Load up your gun. Let's get this done. Your eyes on the prize. Who's gonna take the night? Are you ready for a fight? Do you wanna feel alive? Here we go. Whoa, 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 whoa.
Sadece konuşur. Doğru. Bazıları da kendi kendine boş boş konuşur. Gelmeyeceğimi sandın değil mi? Boş atıp tutanları çok gördüm ben. İlginç bir mekan seçimi olmuş. Beğeneceğini biliyordum. Senin için uygun olduğunu düşündüm. Benim hakkımda ne biliyorsun ki? En sevdiğim soru da geldi. Senin gibilerin genel sorunu bu herhalde. Farkında değilsiniz. Neyin? 14 saniyede ne olduğunuzun anlaşıldığının... herkesin arasında kabak gibi sırıtıyorsunuz. Öyle mi? Neymişiz biz? Halksız krallar. Kimsenin saygı duymayıp sadece korktuğu ruhu zift olmuş. Çakma buyrukçularsınız. Belli ki 14 saniye yetmemiş beni tanıman için. Asi çocuk. Merak etme. Şimdi tanışacağız. Ateş mi? Arkadaşlar büyük karşılaşma. Kanatta yeni çocuğun dövüşü canlı yayında şu an. Kaçırmayın. Mesaj geldi. Aziz'den. Arkadaşlar büyük karşılaşma. Kanat'la yeni çocuğun dövüşü canlı yayında şu an. Kaçırmayın. Link de bırakmış. Tamam tıkla. Ne dövüşü ya? Gelin buraya hadi. Ne oluyor be? Ne oluyor öyle? Hepiniz birden tıngırdadınız gene. Kralların var mı? Korkuların varsa sen söyle. Onları kural yapalım. Var, var, var. Senin bu dövüşü kaybettikten sonra bunalıma girmenden çok korkuyorum. Ha, bunu engelleyebilecek bir kural gelmiyor aklıma. Kazanan kral olur. Kazanan kral olur. Ne
Oha oğlum, ne oluyor lan orada? O ne ya? Kim var karşısında? Ateş. Oğlum bu ateş de çok fenaymış ha. Ya bir şey yapmayacak mıyız? Böyle birbirlerini öldürmelerini mi bekleyeceğiz? Ne yapalım Leyla'cığım? Emniyet müdürü tanıdığın falan varsa onu arayalım. Çünkü sadece onlar bulabilir yerini. Allah kahretsin ya. Hep Ekim'in başının altından çıkıyor bu işler. Asla vazgeçmeyecek bu kız. Ekim mi? Kanat'ın aşkından olmasın? Ozan başlama yine. Çoktan o defteri kapattık biz. İyi bak bakalım, kapanmışa benziyor mu o defter? Hı, kapanmışa benziyor mu? Herif çocukla resmen düelloya tutulmuş. Sen hala o defter kapandı diye kendini kandırıyorsun. Herhalde Ekim'le Kanat nikah masasına oturduğunda da kendini böyle kandırmaya devam edeceksin. Kanat benim sevgilim. Benim olacak. O masada ben olmalıydım. Ben. Ne oldu? Yoruldun galiba ha? Hadi! Pes mi? Asla. Çakma kral ha? Oradan bakınca çakma krala benziyor muyum? Adam gibi karşıma çıkamıyorsun artık değil mi? Ama bana fark etmez. Hadi. Hadi kalk. Hadi. Gel. Yeni kralına merhaba de. Yeter. Kapatır mısınız şu videoyu? Kapat. Bekir kapatır mısın? Kapatıyorum. Biz daha fazla bunu izleyip bu suçu ortak olmayacağız. Ben yarın Kanat'la konuşacağım. Hani ne yapabilirsin ki? Ne dinleyecek sanki seni? Dinleyecek. Dinlemiyorsa da ben gerekirse Rıza amcaya gideceğim. Rıza amca ne ya? Bey mi demek istiyorsun? Üf, aman kim gerekiyorsa ona gideceğim ya. Kim olduğunun bir önemi mi var? Pardon. Duyamadım. Kimmiş yeni kral? Söyle. Söyle. Thank you.
Dünkü canlı yayın neydi öyle? Felaket. Kanat abi işte. Resmen şov yaptı. Kanat Manat da öteki herif de dişliydi oğlum. Oğlum Kanat bu. Dişmiş tanır mı? Yok. Oo beyler. Nereye? Gece kulübüne mi? Hocam her zamanki halimiz. O eskidendi. Gömleklerinizi içinize sokun, kravatlarınızı bağlayın, ceketlerinizi giyin. Hayda. De. Hadi derslere. Seninkinin motoru yok. Dünden sonra kalkamadı herhalde. Bilmem. Herhalde. Dua et de babamın kulağına gitmesin. Giderse ne olacağını biliyorsun değil mi? Ne olacaksa olsun Aziz. Umurumda değil. Umurumda olmaz tabii. Her zamanki gibi. Olan bana olacak çünkü. Kızlar, nereye böyle? Okula mı, podyuma mı? Gömleklerinizi düzeltin, fularlarınızı bağlayın, o ceketlerinizi de giyin. Hadi derslere. Kanat, niye telefonlarıma cevap verilmiyor benim? Tekrar aynı yere geri mi döneceğiz? Aziz, bir müsaade et de abinle konuşayım. Ne konuşacağınızı kelimesi kelimesine biliyorum zaten. Sen yine de şansını dene. Leyla! Senin arkadaşın niye sinirli bu sabah? Nasıl katlanıyorsun bu kızı anlamıyorum. Dahası o evde onunla ne işin var onu anlamıyorum. Çok zekisin ya. Bul bakalım. Bulacağım. Ama önce halletmem gereken bir işim var. Evet. Cevap bekliyorum. Kuru bir mesajla ekmen de çok ayıptı. Yalnız kalmak istedim. Belli. Ben de yalnız kalmak istediğimde birilerinin ağzını burnunu kırasım geliyor. Sahiden o canlı yayındaki dövüş saçmalığının sebebi neydi? Neden siz? Spor diyelim. Oldu mu? Senin için yeterli mi? Yetmez. Kanat bu ilişki çocuk oyuncağı değil. Ben senin yüzünden babama hayır dedim. O yüzden gitmedim. Gitseydin Melisa, sana kal diyen olmadı. Kravatını düzgün bağla. Oo Kanat Bey, bu ne hal? Düğün halayından mı çıktın? O gömleği içine sok, kravatını bağla. Sen de Melisa. O gözündeki boncuklardan kurtul, makyajını sil. O broşun yerine de okul fularını tak. Yeni müdürümüz Rıza Bey'in emriyle artık kıyafet yönetmeliğine uygun gelmeyen öğrenciler kapıdan geri çevrilecek. Ay dünkü kavga neydi öyle ya? Ya Kanat da yer arıyor artık kavga etmek için. Ve her geçen gün beni daha da şaşırtmayı başarıyor. Ya çocuk resmen benim gözümün önünde evrim geçirdi. Ne şaşırıyorsun Allah aşkına? Kim değişmedi ki Hazal yani? Leyla, Dağhan bile. Ya bir Melisa ile Ozan değişmedi. Onlar istikrarlı başında da kötüler de hala kötüler. Hemen düşünüyorum acaba bu Kanat mıydı bana aşık olan diğer Kanat mı? Yani ne önemi var ki artık? Benim için önemli. Kafamdaki soruların cevabını bulmam için bunu bilmem gerekiyor. Maalesef Ekim'cim ama senin kafandaki soruların cevabını bulmak o kadar kolay değil. Ben ders başlamadan bir gideyim de belki ben bulabilirim kafasının içinde olanları. Ekim okuduysan kitabı bana Ekim. Alo, sana diyorum, kitap diyorum. Okuduysan ver, özet çıkaracağım. Bunu al, bunu. Söylediğiniz gibi okulun kapılarını kapattık. Artık derse geç kalan öğrenciler alınmayacak. Güzel. Artık lay lay lom günleri bitti. Burası okul. Herkes kurallara uyacak. Bu basketbol takımı ne durumda? Fena değil. Şu yeni gelen oğlan işine yarayacak mı? Yarayacak gibi görünüyor. Hırslı çocuk. İyi. Gel. Vaktiniz varsa size bir şey göstermek istiyorum. Müsaadenizle.
Dün gece Kanat nerede diye sormuştun ya. Bu ne şimdi? Bekir bak, şaka yapmanın hiç sırası değil ha. Hadi aç gözlerini bak, sana diyorum. Alo Bekir, Bekir. Ya sen git Ceydan'la uğraş. Daha dönmüşsün. Niye bana haber vermiyorsun? Telefonda da yakında döneceğim diyorsun. Alacağım olsun ha. Çok özledim seni. Çok. Ben de çok özledim. Oh, hadi gel şey, Ekimleri bulalım. Çünkü onlar da çok mutlu olacaklar görünce. Daha. Efendim? Duymuyor musun beni? Nereye bakıyorsun sen? Daha iyi misin? Daha. Daha? Kardeşim hoş geldin. Niye hiç haber vermedin ya Ayşe? Hı. Hadi. Dağhan'ın buraya gelişinin şerefine hepinize içecek ısmarlıyorum kantinde. Hadi. Siz gidin, ben geliyorum. Tamam. Geç kalma. Uçaktan indi ya, jet lag falan oluyor böyle insanlar. İstemiyor canım. Şişt, çok belli ediyorsun. Neyi? Cevap verme. Beni görmedikleri için kendi kendine konuşuyorsun sanacaklar. Anlamamaları lazım. Bu bizim sırrımız. Ne yapmaya çalıştığımızı bilmemeleri gerek. Beni peşime asla bırakmayacaksın, değil mi? Şşş, ne dedim sana? Etrafta insanlar varken benimle konuşmak yok. Hadi ama harekete geçmek için geldin okula. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Yarım kalan işini tamamla. Bana olanların hesabını sormamız lazım. Ancak o zaman huzur bulabiliriz. Söylentiler doğruymuş. Dönmüşsün. Çekil önümde. Ne derler bilirsin. Past is past. Geçmiş geçmişte kalmış. Tamam, kabul. Geçmişte kötü şeyler oldu. Ama Emine'nin intiharı bizim hatamız değildi. Konu kapandı. Bitti. Yok ama hayır, bitmedi dersen... Benim zaten sıkkın olan canımı daha da sıkarsın. Ben de hiç yapmak istemediğim şeyler yapmak zorunda kalırım. Anladın mı? Duyamadım. Tamam. Bir şey demeyecek misin? Sil şunu, sil. Sileyim mi? Kanat canlı yayınlarda dövüşsün ve sen sadece bana sil mi diyorsun baba? Evet, sil diyorum. Aziz, bana ne yapmak istediğini gayet iyi biliyorum. Bahar Hoca'na anlattıklarını unutmadım. Şükürler olsun aramızda değil. Yoksa çok kötü şeyler olabilirdi. Canım oğlum, yaptıklarınızın hepsi kafamın içinde, burada. Unutmadım. Sen de Kanat da isyankarlığınızın cezasını çekeceksiniz. Şimdi değil. Sırası gelince. Hadi şimdi dersine git. Ama dersine. Tamam.
konuşmamız lazım. Yine ne çeviriyorsun Hekim? Dünkü canlı yayını izledim. E'si... Beni merak ettin. Hayır. Ne o zaman Hekim? Benden nefret ederkenki duyguların karşılıklı. Anlıyorum ama... Bir anda ortaya çıkan bu merakın... Konuşalım mı Kanat demenin sebebi ne? Burada olmaz. Yok. Kimsenin olmadığı bir yerde konuşmamız gerekiyor. Uzun oraya geldi. O kadar yaklaşma bence. Gerçek koleji elin bir kayıp daha yaşamasın. Merak ediyorum ben böyle düşsem. Gelip beni kurtarır mısın Melisa'nın evinde kurtardığın gibi? Neden yapayım? Sen kurtarılmayı hak ediyor musun ki? Bu benim neyi hak ettiğimle alakalı değil. Yani senin nasıl birisi olduğunla ilgili. Ne kadar nefret etsen de benden... ...kurtarırsın beni biliyorum. Çünkü sen... ...yardıma ihtiyacı olan birisini yalnız bırakmazsın. Öyle değil mi? Bunu sormak için beni buraya çağırdın. Bir şeyi çok merak ediyorum ve senin ağzından duymak istiyorum. Gerçekten bu kadar kötü müsün? Neden cevabını bildiğin soruları soruyorsun bana? Luna Park'ta söylediklerini hatırlasana Hekim. Yoksa benim canımı yakmak için mi böyle davranıyorsun? Kanat! Ben seninle ilgili koca bir karanlıktayım. Sen beni buradan çıkar. Bilmek istiyorum. Benden intikam almak için mi hala böyle davranıyorsun? Hı? Yoksa? Yoksa ne? Ne Ekim söylesene. Söyle içinde kalmasın. Yoksa gerçekten bu kadar kötü birisi misin sen? Hı? Ya da hep böyle miydin? Bu soruları kendine sordun mu Ekim? Daha fazla vicdan yapmana gerek yok kahraman kız. Ben böyleyim. Ben buyum. Kendimi gizledim. Hepinizi de kandırdım. Aynı bana senin yaptığın gibi. Hayır. Sen böyle birisi değilsin. Senin gözlerine sadece şu an öfke var. Bu yaşadıklarımızdan dolayı böyle konuşuyorsun. Senin gözlerine kötülük yok. Var. Ama sen görmüyorsun. Ben çok kötü biriyim Ekim. Anla bunu artık. Tahmin ettiğinden daha kötü biriyim. Öyle mi? Öyle. Tamam o zaman. Bakalım gerçek Kanat kim? Hı? Ekim ne yapıyorsun ya? Geç şuraya. Ben de sorumun cevabını bulmuş olurum hem. Ekim dur hadi. Geçsene şuraya. Çünkü benim tanıdığım Kanat. Ben ihtiyacım olduğuna beni yalnız bırakmaz. Yeni bir oyun mu bu? Ekim! Ekim saçmalama! We'll be right back.
Benden sana bir tavsiye. Eğer yüzme bilmiyorsan... yanında gerçekten güvendiğin insanlar olmadan suya atlama. Ateşi dinle bence de. Doğruyu söylüyor. Tamam Hatice'cim. Ben de çıkıyorum şimdi. 5 dakikaya orada olurum. Sen hallettin mi her şeyi? Tamam canım, görüşürüz. Ne oldu? Ya hani usta getirdim ben de. Hani bu duvarlar sis falan neyim oldu ya, hani bir boya gerekir falan diye. Şimdi o da dükkanda. Ama ondan önce ben bir konuşmaya geleyim dedim. Gerek yok Halil. Ben kendim hallederim. Neşe. Kusura bakma, bir eşeklik ettim. Özür dilerim yani. Özrün için teşekkür ederim ama ben yine de taşınacağım. Ya Neşe, inat etme işte. Ya perişan mı olacaksın taşınıp? Ne yapacaksın yani? Tamam, şöyle yapalım. Bak, bence sen burada kiracı olarak kal, tamam mı? Kira neyse, hakkı neyse onun bedelini öde. Ha? Yok, olmaz öyle şey. Ya Allah'ım, yarabbim ne inatçısın ya. Ya sen bu inadını sürdüreceksin diye yani Ekim'le mi ezeceksin Allah aşkına ya? Kendi hakkı neyse onu ödeyeceksin diyorum ya. Bedeli neyse onu ödeyecek kiranın. Gerçek ücreti neyse onu ödeyeceğim. Ya tamam, ben ne diyorum? Bir saattir onu söylüyorum zaten. Allah Allah ya. Boyacıyı arayayım mı? Boyacıyı da ben ödeyeceğim. Ey yavru Rabbim ya Resulallah. Tamam, onu da öne. Git benim dükkanın kiranın sırrını da sen öde. İnadına be. Allah'ım ya Rabbim, sinir mi bozuyor ya? Neyse, boyacıyı arayayım mı? Yok, benim şimdi çıkmam lazım. Hatice bekliyor. Derviş Bey'in evini yerleştirmeye gideceğiz. Ha, öyle bir şey var. Ben de geleyim, bir yardım falan da olur. Adam beni o kadar kurtardı yani. Az kalsın geberip gidiyorduk Allah muhafaza. Yani bir borçluyuz hanıma. Yardımıma geleyim mi? Ne yapayım? Boyacı bekliyor diyordun. Onunla giderken iki ayaküstü konuşuruz, hallederiz o işi. Hadi gidelim o zaman, tamam. İyi tamam. Üstüne bir şey almayacağım mı? Yok, ayakkabılarım burada. İyi tamam. Ya size ne kadar teşekkür etsem az, sayenizde bir günde hallediyorum evi vallahi. Ne olacak canım? Komşuyuz şunun şurasında, elimize mi yapışır? Kolay gelsin. Ha, sağ olun. Kolay gelsin. Biz de böyle bir yardım edelim dedik. Sağ olun sizlere güzel. Ya yormayın kendinizi. Mahcup ediyorsunuz beni. Ben bunları götüreyim. Hem bir yandan da yerleştirmeye başlarım. Zahmet olacak. Evet, burası bitti. Evet. Bitti sayılır. Aa, hanımlar bana hiçbir şey bırakmamışsınız. Bıraktık, bıraktık. Yapacak olduktan sonra iş çok. Hadi yavrum, Hatice. Biz şu yan odaya bir girelim seninle. Hadi girelim hadi. Madem. Ben de bunları yerleştireyim o zaman. Yerleştir. Aa, ne kadar çok ilaç var burada. Kimin ki bunlar? Aman dikkat. Ya siz nasıl insanlarsınız? Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Vallahi insanlık ölmüş olsa da işte biz mahallede yaşatmaya çalışıyoruz Derviş Bey. Her ne kadar arada çeyrek adamlar çıksa da mahallemiz iyidir. Neredeydin? Kanat'la aynı anda kayboldunuz ortalıktan. Ona da konuşamadım daha yani. Şu kaptanlık seçmelerinden önce kafasını kurcalamak istemedim.
Görmüyor musun? Çantam var burada. Kocaman yer. Evet, kocaman yer. O zaman git başka bir yere otur. Yani? Git ve başka bir yere otur. Şaka gibi bir kız. Şuna bak ya. Ya şuna bak ya. Barış bize okulumuzda nereye oturacağımızı söylüyor. Boş ver aşkım. Uğraşma. Naz yeter artık lütfen. Dünden beri Leyla, Leyla, Leyla ayağına geldi artık bana. Ne olur artık modumuzu düşürme. Yok yok. Haddine bildireceğim ben ona. Ne yapacaksın? Yani? Göreceksin. Önce bir salondan çıkması lazım. Ben hallederim. Leyla salonun önüne çıkar. Acil. Bize yaptığı artistliğin sonucunu görsün bakalım Leyla'cık. Kanat, Ateş, gelin buraya. Birebir maç edeceksiniz. İlk basketi atan başlar, onda biter. Galip gelen takımın kaptanı. Tamamdır hocam. Çağırmamış beni. Sen oynamayalım. İşine bak. Bağır yaptın ha. Bağır yok kankaya. Ağlayacaksan oynamayalım. Thank you.
yol alalım diyorsun ha? Elinden geleni ardına koyma. Ayrılın. Bu böyle olmayacak. Ver şu topu. Birer tane atış yapacaksınız. Basketi atan kaptan olur. Demedi demeyin. Kanat ateş olayı büyür. Bence de. Yani arkadaşlar ne bileyim ateş tatlı tamam hoş çocuk ama yanlış sularda yüzüyor. Yani kanatın tahtını alması imkansız bir kere. Hayal kurmasın. Daha. Ay neyse. Neredeydin? Spor salonunda da yoktun. Buradaydın. Daha. İyi misin sen? Hı? İyiyim. İyiyim yok bir şeyim. Konuşmak ister misin? Konuşacak bir şey yok ki Ayşe. Aşkım bana ruj versene ya. Vereyim aşkım. Aşk olsun. Hatırladın mı? Parlatıcı varsa ver. Ne oldu? Nasıl? Param yok. Param çalınmış. Ciddi misin? Kızım saçmalama iyi bak oradadır ya. Ya yok işte çantamı sınıfa koydum yok işte. Açın çantalarınızı. Hadi açın bakacağım. Nazcığım. Banka hesaplarımızı da kontrol etmek ister misin? Siz değil. Siz okulda yokken böyle problemler olmuyordu. Açın, çantalarınıza bakacağım hemen. Sen bu klişeyi bize gerçekten yaşatacak mısın ya? Ne yapmamız lazım yani? Hayır, hayır Naz, biz hırsız değiliz. Hırsızlık yapmadık, tamam mı falan? Böyle şeyler mi konuşacağız burada, ha? Açar mısın çantanı? Naz! Saçmalama. Ceyda sen karışma. Hayır, eğer hırsızlık yapmadılarsa saklayacakları bir şey de yoktur. Açarlar değil mi? Kimse açmak zorunda değil Ececiğim. Sen de iyi bak, belki düşürmüşsündür. Yo yo yo, tamam tamam tamam. Bekir, Leyla açın çantanızı baksın, görsün de sussun şu aptal. Al, geri zekalı. Geri zekalı. Ya yok işte. Ah, bak kendine.
oluyor yine? Arkadaşlarının mahalleden kalma huyları devam ediyor mu diye kontrol ediyorduk. Naz'ın parası çalındı. Burada da yok. Leyla. Al tamam. Bak kim bulabilecek biz. Yavaş. Aslan mıdır ne bu ya? Kafayı yemiş bu kıza. Bu ne? Bu ne? Gördünüz mü? İşte demiştim ben. Demiştim. Oh my God. Vay Leyla'cığım. Ben parayı almadım. Bilmiyorum. Ben çalmadım yani. Ben senin paranı falan almadım. Peki bu ne? Kaybolan para da bu kadardı. Ya sen kafayı mı yedin? Ben niye alayım senin paranı? Ben zaten bütün gün... Melisa biz hani bütün gün salonda beraberdik. Söylesene bir şey. Salonda benim yanındaydı. Sen bir ara çıktın dışarı gördüm. Almadım diyor kız. Duymuyor musun? Rahat bırak. Peki bu paralar ne? Ben almadım diyorum. Naz! Kız ben çalmadım diyor ya, sen ne uzatıyorsun hala ya? Leyla'nın senin parana ihtiyacı mı var sanıyorsun? Belli ki ihtiyacı varmış kızım. Sizin koymadığınız ne malum paraları? Ben bütün gün salondaydım. Çantam da yanımdaydı. Sadece bir kere biri beni dışarı çağırdı, o yüzden çıktım. Ha sen çıkmadın. Kim seni çağıran? Siz bana oyun oynuyorsunuz, değil mi? Bana iftira atıyorsunuz. Sen çağırttırdın beni, değil mi? Leyla'cığım. Paraya ihtiyacım var deseydin, verirdim. Çalmana gerek yoktu. Tamam yeter. Sen saçmaladın iyice bak ha. O kimsenin parasını da eşyasını da izinsiz almaz. Sen göreceksin ama. Sen bunun hesabını vereceksin aptal seni. Leyla nere? Arkadaşlar ne oluyor? Sesiniz koridorun başına kadar geliyor. Geçin artık yerinize hadi. Leyla, yerine geçer misin? Leyla'cığım, paraların düştü.